Hocam. Ben buraya oturayım. Şeyden... Siz açıklama yapacaksınız. Evet, evet. Peki başlıyorum o zaman arkadaşlar. Seçim sonuçları ile ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Merhaba değerli basın mensupları ve Türkiye halkları. Öncelikle seçim çalışmalarında yer alan, bugün canı pahasına sandıklara sahip çıkan ve idealleri uğruna büyük emek veren her bir Yeşil Sol Partili ve HDP'li çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek isteriz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır. Seçim startının verildiği ilk günden bu yana her gün siyasi sahiplerle gözaltı, tutuklama operasyonuna maruz kalan partimizin çalışmaları linç girişimleriyle durdurulmak istenmiştir. Türkiye seçim iklimine girdiği günden beri Kobani Kumpas davası ve kapatma davasıyla birlikte siyasetimiz denklem dışına çıkarılmak istenmiştir. Kobani Kumpas ve kapatma davalarıyla başlayan süreç seçime doğru tam bir baskı iklimine dönüşmüştür. Kapatma davası demokrasinin kılıcı misali Türkiye'de eşit ve adil bir seçim yarışını da engellemiştir. Milyonlarca seçmenimizin iradesine kumpas ve kapatma davasıyla ipotek konmak istenmiştir. En temel hak olan demokratik siyaset hakkının dahi imkansız hale getirilmek istendiği koşullar yaratılarak seçim süreci boyunca her gün yeni bir siyasi operasyonla yüzlerce arkadaşımız gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Birçok yerde parti çalışmalarımıza dönük ırkçı saldırılar bizatihi iktidarın teşvikiyle gerçekleşmiştir. Cumhur İttifakı eşit şartlarda gerçekleşmesi gereken seçimlerden kırıntı bile bırakmamıştır. Her türlü kamu kaynağını ve gücünü seçim dönemi boyunca kendi lehine kullanmıştır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında hile ve kumpasın etkisi belirleyici olmuştur. Bizlere karşı seçim çalışması niyetiyle yapılan en büyük hile ve kumpas HDP'nin engellenmesidir. Bu hile ve kumpasa karşı halkımızı seçeneksiz bırakmamak için kısa bir sürede Yeşil Sol Parti ile çalışmalarımızı yürütmek durumunda kaldık. Yeşil Sol Parti'nin kısa sürede seçime hazırlanması ve tanıtımın yapılması ile ilgili elbette ki zorluklar yaşadık. Yaygın ve yandaş medyanın uyguladığı sansür ve izolasyonla birlikte bu zorluklar daha da arttı. Bunun yanı sıra yeni bir ittifakı örgütlemenin sahaya yansıyan dezavantajları ve HDP olarak, Yeşil Sol Parti olarak tek liste ve tek partiyle seçime girme ısrarımıza rağmen bu önerimizin hayata geçmemiş olmasının ortaya çıkardığı sonuçlar da seçim sonuçlarını belli düzeyde etkilemiştir. Bütün bu faktörlere rağmen elde edilen sonucu elbette ki önemli buluyoruz. Öte yandan seçmenin mesajını alarak bütün yönleriyle eleştiri ve öz eleştiri sürecinde değerlendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun da gereğini yapacağız. Seçim sürecini örerken düştüğümüz eksik ve yetersizliklerle ilgili kapsamlı bir çalışma yapacağımızı, halkımızla beraber tartışmalar yürüteceğimizi ve gerekli adımları atacağımızı da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Yeşil Sol Parti'ye oy veren milyonların, halkımızın içi ferah olsun. Mevcut verilere göre ikinci tura kaldığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair halkımızın bize verdiği tarihsel rolün, misyonun ve sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Umudumuzdan ve coşkumuzdan asla geri durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Partimizin yetkili kurullarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmış olmasını partimizin bütün kurullarında değerlendirerek
Buna ilişkin çalışma programımızı en kısa zamanda halkımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bizler demokrasi mücadelesini sandıkla sınırlamayan, yaşamı örgütleyen ve toplumu örgütleyen bir geleneğe sahibiz. Halklarımıza sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasında HDP ve Yeşil Sol'un demokrasi ve adaletten yana olan seçmenin fedakar ve özverili tutumudur. Bu kapsamda bir kez daha tüm partili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zor şartlarda ve kritik bir süreçte gerçekleşen seçimlerde meclisin üçüncü büyük partisi olma konumumuzu korumuş olmayı da önemli buluyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Demokratik siyasetin bütün sorunların çözüm zemini ve dinamiği olmasını sağlayacağız. Bu yüzden kimse karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmasın. Biz demokratik cumhuriyet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasal hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tek adam rejimine son vermek için mücadelemize en güçlü şekilde devam edeceğiz. Açıklamamız bu yönlüydü arkadaşlar. Varsa sorularınız? Başkan, tabii ki önce kadınlara. Ben şey sormak istiyorum. Aslında ittifaklarınızdan biri olan çünkü birçok bölgede seçime girdiniz. Aynı yerde vekil adayı çıkardınız ve aslında tipin birçok yerde size kaybettiğine dair tepkiler de gelmeye başladı. Bu noktada elinizde olan bilgilerle uyuşuyor mu bilirim? Yani tipin ittifakınızı size kaybettiğini düşünüyor musunuz? Şu verilerin tamamı henüz sağlıklı bir biçimde elimize ulaşmış değil. Ama ilk sonuçlara baktığımızda evet belli kayıplarımız var. Biraz önce Çiğdem arkadaşımızın okuduğu metinde de altı çiziliyor bunun. Ancak biz bu ittifakı sadece seçimlere dönük bir birliktelik olarak düşünmemiştik. Seçimlerle birlikte elbette bir formül arayışı gerekiyordu. Biz tek listenin en uygun formül olduğunu başından beri söyledik ve sonuna kadar da savunduk. Bununla birlikte ittifakı da korumayı hep önemsedik. İttifaklarda bu tür riskler olabiliyor. Bu risklerin bir kısmı bu seçimlerde de gerçekleşmiştir. Bunları da elbette hem kendi kurullarımızda hem de İttifak ortaklarımızla oturup tartışacağız, değerlendireceğiz. Buyurun Yıldız Bey. Yani son seçimlere göre HDP'nin 1,5 milyon oy kaybı olduğu gözüküyor. 1900 bine tip oylarıyla ittifak içinde kalsa da 600 binlik bir azalma var. Bu arada da seçmen sayısı 3 milyon arttı. Böyle düşündüğümüzde özellikle batıda ciddi bir azalma var oylarda. Bunun nedenine dair ilk tespitleriniz neden? Evet, ya yani oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur. Özellikle Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Daha ayrıntılı bir değerlendirme için bütün illere ilişkin verileri önümüze koymamız gerekiyor. Ancak bir durumda son derece açıktır. Burada bir başarısızlık söz konusudur. Yani bizim bundan önceki seçimlere göre Batı'da daha az oy almış olmamız bizim açımızdan elbette bir sorun teşkil etmektedir. Sebeplerini ölçüsüyle birlikte, oranlarıyla birlikte ayrıntılı tartışacağız ve burada bizim eksiklerimiz, yetersizliklerimiz varsa vardır mutlaka. Bunları da eleştiri, öz eleştiri sürecinde değerlendireceğiz. Biraz tekrar gibi olacak ama 2018 seçimlerine göre 5 vekil kaybınız var. Şu anda 62 milletvekili çıkartıyorsunuz. Türk dillerine baktığımızda da %10'luk bazı yerlerde düşüşler var. Bunu tabii Türk Solu ile ittifaka bağlayanlar da var. Bu yönde çok eleştiriler var. Siz de biraz önce tek liste ısrarınızdan bahsettiniz ve biraz tipi eleştirdiniz. HDP bundan sonraki bu seçim stratejisini ve yeni bir söylem, yeni bir sürece göre yeni bir söylem geliştirecek mi? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi oy kaybımızın hem sayısal hem oransal olarak ne kadar olduğunu elbette yine
bütün veriler netleşince daha net, daha sağlıklı söyleyebileceğiz. Şu an bizim Yeşil Sol Parti ile aldığımız oy oranı %9.33 görünüyor. Yurt dışı oyları eklendiğinde. Elbette 2018 seçimlerine göre burada bir düşüş var, bir kayıp var. Milletvekili sayısında da bir azalma var ama bu dramatik bir düşüş değil. Esasen parlamentonun, meclisin üçüncü büyük grubu olmayı sürdürüyoruz. Eğer hani itirazlarımız var, bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK'nın bütün verileri açıklandıktan sonra milletvekili sayımızın artması ihtimali de var. Buna rağmen bizim önümüze koyduğumuz hedeflerin gerisinde olduğumuz son derece açıktır. Yani biz milletvekili sayısı açısından bir hedef belirlemiştik. Bu hedefin gerisinde olduğumuz da ortada. Bunun da bütün yönleriyle kurullarımızda tartışılacağını bir kez daha söyleyelim. Bu oy kaybının çeşitli nedenleri olabilir. Mazeret gibi anlaşılmasını istemeyiz ama seçimlere çok zor şartlarda girdiğimizi de bütün kamuoyu biliyor. Yani biraz önceki metinde de altı çizildiği üzere HDP'ye yönelik kapatma davası seçim sürecini dizayn etmek konusunda önemli bir faktör olmuştur. Yeşil Sol Parti ile seçimlere girmenin de elbette belli handikapları yaşanmıştır. Ya yani partiyi kısa süre içinde tanıtmak ve bu seçim sistemine göre seçmeni yönlendirmek, oy vermeye yönlendirmek de daha yoğun ve daha uzun süreli bir çalışma gerektiriyordu. Ama bu süre maalesef önümüzde yoktu. Bütün bunlar birer faktördür. Baskılar faktör, bize yönelik baskılar faktördür. Sistematik ve yoğun psikolojik savaş taktiklerinin partimiz üzerinden işletilmiş olması bir faktördür. Ama bunların hiçbiri bizim için mazeret değildir. Bu faktörlere karşı gerekli tedbirleri almamız gerekirdi. Daha doğrusu alma konusunda bir sorumluluğumuz vardı. Bu sorumluluğu bütün faktörleri aşarak yerine getirmek de her zaman mümkün olmayabilir. Burada bize düşen sorumluluğu bütün boyutlarıyla masaya yatıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yani ne eksiğimiz varsa, nerede yetersiz kalmışsak bütün bunları masaya, kurullarımızda yatıracağız, ayrıntılı tartışacağız. Sorumluluklarımız varsa her birimiz için geçerli bu. Her birimiz sorumluluğunun gereğini tereddütsüz yerine getirecektir. Buyurun. Evet, Kürt illerinden yüksek destek, yüksek oy çıktığı zaten görülüyor. Bunun en basit açıklaması seçmenlerimizin parti kararına bağlı kaldıklarının görülmesidir. Yani bizler bir stratejik politik karar aldık Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ve bu kararı elbette kurullarımızla, yerel birimlerimizle, ittifaklarımızla ve demokrasi çevreleriyle istişare ederek aldık. Aldığımız bu kararın seçmenimiz tarafından benimsendiği ve hayata geçirildiğini görüyoruz. Aslında metinde yine altı çizildi, daha doğrusu belirtildi. Ben bir kez daha altını çizeyim. Bizim bu kararımız Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Cumhur İttifakı lehine sonuçlanmamasını sağlayan en önemli unsur olmuştur.
Dolayısıyla şu anda ikinci tur tartışılıyorsa, ikinci tur önümüzdeyse, tartışılıyorsa değil, ikinci tur artık önümüzdeyse seçmenimizin partinin stratejik politik kararlarına bağlılığı bunda belirleyici faktör olmuştur. Buyurun. Bu parlamento seçimlerinde yani açığa çıkan en kritik sonuçlardan biri de şu ki sağ siyasetin artık önümüzdeki dönem mecliste güçlü bir biçimde temsil edileceğini görüyoruz. Yani bu kapsamda önümüzdeki dönem nasıl bir siyasi atmosfer bekliyoruz? Esasen ittifaklarımızı böyle bir gelişmeye karşı da bir alan, önemli bir mücadele alanı olarak oluşturmuştuk. Evet, Türkiye'deki gidişatın daha bu otoriterleşmeyi pekiştirecek yönde olacağına dair işaretler de mevcuttu. Bizler buna karşı tedbir olarak da en geniş demokrasi ittifakını oluşturma hedefini belirlemiştik. Bu bizim kongre kararımızdı. Çünkü 21 yılı aşan bir iktidar süreci var. AKP'nin son 8 yılı MHP ile birlikte doğrudan işleyen bir süreç. Toplumun çok çeşitli alanlarında, hatta bütün alanlarında büyük tahribatlar yarattığı gibi siyasi eğilimlerin şekillenmesi konusunda da bir önemli etkisi oldu bunun. Seçimleri Erdoğan birinci turda kaybetmiş olsaydı, muhalefet adayı Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmış olsaydı bile bu görevler önümüzde duruyor olacaktı. Yani Türkiye'de yeni bir başlangıç, yeni yaşamı örme, demokrasiye, barışa, özgürlüğe, eşitliğe giden yolu açma konusunda belirleyici mücadele gücünün bizlerde olduğunu hep söyledik. Bu bilinç ve sorumlulukla ittifaklar oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğiz. Yani parlamentoda üçüncü büyük grup olacağız. Bu önemli bir kazanımdır. Bu kazanımı korumuş bulunuyoruz. Ama daha fazlasını hedefledik. Olmadı. Bütün bu boşlukları, toplumsal mücadele alanlarını çok daha yoğun bir şekilde ve geniş ittifaklarla kullanarak değerlendirmeyi ve gidermeyi amaçlıyoruz. Buyurun. Gürtistan 24 televizyonda iki sorum olacaktı. Birincisi, sonucu çok merak edilen 10 il var, deprem bölgesi vardı. Burada son resmi 10-11'lere göre elde edilen sonuçlar sizi tatmin etti mi ve oradaki başarısızlık aslında neye bağlıyorsunuz? Sonunda açıklamanızda bir başarı olarak görmediniz ve hatalarınızın olduğunu söylediniz. Yönetimde bundan sonra bir değişiklik olacak mı? Şimdi deprem bölgesiyle ilgili verileri ayrıntılı olarak bir incelemek gerektiği ortada. Evet, seçmenlerin nerede oy kullandığı, ne kadarının kendi şehirlerine dönüp oy kullanabildiği, ne kadarının gittikleri illerde oy kullandığı ile ilgili veriler çok net değil henüz. Burada da elbette hem siyasal sorumluluk ya da siyasal değerlendirme bir ihtiyaçtır. Acaba deprem bölgesinde bu söylediğim faktörler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun AKP-MHP bloğunun ya da Cumhur İttifakı'nın yüksek oy oranına ulaşmış olmasının gerçek ve derin sebepleri nelerdir? Bu konuda bizler de elbette bir tartışma yürüteceğiz. Elbette daha ayrıntılı incelemeler yapacağız. Verileri bu çerçevede bizler de önümüze koyacağız. Hep bu sadece bizim partimizin değil, genel olarak Türkiye'de bütün siyasi aktörlerin, özellikle demokrasi güçlerinin bir görevi olarak ortada duruyor. Diğer sorunuz, evet, şimdi elbette bütün bunlar kurullarda tartışılacak, ne gerekiyorsa yapılacak. Ancak bütün bunların işte devam edebilmesi için önümüzde
bazı belirsizlikler var. Kapatma davası gibi. Yani şu an HDP'nin kapatma davasının ne zaman ve nasıl sonuçlanacağını bilemiyoruz. Kongre süreçlerini işletmek için de bu belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Kongre öncesi konferans süreçlerimiz var. Ve tabii çeşitli kurullarımız da yine görevlerini yapacaklardır. Burada yönetimin bir sorumluluğu vardır elbette. Yani partinin seçilmiş organlarının ve temsilcilerinin, eş başkanlar, eş sözcüler dahil herkes bu süreçte sorumluluktan pay alır. Bütün bunları konferanslarda, kongre süreçlerinde ayrıntılı olarak değerlendireceğiz. Bizim siyasi geleneğimizde sorumluluktan kaçmak diye bir durum söz konusu olamaz. Halka sorumluluğumuz halka karşıdır, sorumluluğumuz topluma karşıdır ve tarihe karşıdır. Eğer sorumlulukların gerekleri bütün bu tartışmalar sonucunda belirlenirse bunların gerekleri yerine getirilir. Başka soru var mı arkadaşlar? Yıldız buyurun. Sinan Oğan %5 oy aldı ve önümüzdeki ikinci turda Sinan Oğan'ın belirleyici olacağı şimdiden konuşulmaya başladı ve partinize Yeşil Sol Parti'ye HDP'ye dönük düşmancı bir tavrı olduğunu da biliyoruz Sinan Oğan'ın. Şimdi önümüzdeki bu 14 gün içerisinde Yeşil Sol Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğinde hem bir değişiklik olacak mı ve Oğan faktörü bütün bu dinamiği nasıl Bütün bunları dediğimiz gibi kurullarımızda tartışacağız. Yarın Merkezi Yürütme Kurulumuzu topluyoruz. İkinci turun dinamiklerinde ne gibi değişiklikler olduğunu da elbette tartışacağız. Ancak altını çizdiğimiz nokta var. Biz tarihsel rolümüzü demokratik sorumluluk bilinciyle yerine getirme kararımızı sürdürüyoruz. Bu faktörleri tartıştıktan sonra ikinci tura dair çalışma programımızı da netleştireceğiz ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Başka soru var mı arkadaşlar?